bundan 3 hafta öncesine kadar ilk devreyi kapatmıştık 22 puanla 8. yerde. Aynı paralelde gruplarda da çok iyi gidiyorduk kupada. Öyle kapattık ligi, ilk devreyi ama maalesef ligdeki ikinci yarıdaki performansımız istediğimiz gibi olmadı. Daha doğrusu sonuçlar istediğimiz gibi olmadı. Özellikle Bursa maçında ilk yarıda oynamış olduğumuz futbol ve hakemin ikinci yarıda %100 tüm Türkiye'deki spor kamuoyu, futbol severler %100 bir penaltımızın verilmediğini herkes gördü. Demek ki oynamış olduğumuz futbol bize bir krizde olduğumuzu, teknik kadro olarak bunu yorumluyorum, bir krizde olduğumuzu kanıtladık. Krizde olmadığımızı kanıtladık pardon. Sadece iyi sonuçlar alamıyorduk ve çok sakat futbolcularımız vardı. Bugünkü göstermiş olduğumuz Eskişehir maçındaki bu performans ve bu sonuç bu düşüncelerimizin ne kadar doğru olduğunu kanıtladı. Şimdi ilk 8 arasındayız. Ve artık rakip seçmek hiç önemli değil. Önemli olan bizim ligde ve kupadaki performansımızın seviyesine ulaşmak. Yani kupada görüyorsunuz aynı o performansı devam ettiriyoruz ama ligde biraz geride kaldık. Umarım pazartesi günü aynı rakiple Eskişehirspor'la bu kazanmış olduğumuz özgüven, çünkü ona çok ihtiyacımız vardı 3 mağlubiyetten sonra ligde, bu özgüven lig maçına da yansır ve gruplarda hatırlarsanız Konya'ya karşı da hem kupada hem de ligde 3 gün içerisinde karşılaşmıştık. Hatırlıyorsunuz 2-0 kupada, 5-0 da ligde 2 defa rakibimizi yenmiştik. İnşallah aynı şey tekrarlanır Eskişehir maçında pazartesi. Bütün konsantremiz oraya. Başka soru var mı? Hocam Doğa Hanım. Evet, Doğa bir kişi öndeyken Doğa'yı dışarı almak istedik ama oyunda kalmak istedi. Maalesef bir dakika sonra biz oyuna almak isterken ve bize elle dedi dokunmayın bana, ben oynamak istiyorum. Tabii ki belki Eskişehir'den geldiğinden dolayı kendini oyunda tutmak istedi ama maalesef işte dikkatli olacak, kaymayacaktı orada. Üzgünüz. Yani Doğa'yı biliyorsunuz ilk resmi maçta oynamayacak Doğa şey maçında. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Evet, Doğa eleştiriler bu konuda hak ediyor. Ama yapacak bir şey yok. Demek ki duygularını kontrol edemedi. Duygusal bir hareket yaptı. Artık ama oynadığımız oyun 90 dakika ne istediğini bilen bir gençle birliği, kendiniz gördünüz. Tempoyu istediği zaman yükselten, tempoyu istediği zaman azaltan. Dikkat ederseniz Mustafa El Kabir, benim çok hoşumuza gitti bizim Mustafa El Kabir. Farklı bir güç kattı bize. Stanko'nun golünü konuşmaya gerek yok. Yani böyle yabancılar Türkiye liglerine lazım. Görüyorsunuz yani bu kadar ustaca bir gol. Onun dışında Landel, Orduspor'dan aldığımız bir Landel. Yavaş yavaş daha düne kadar isimlerini, futbolcu arkadaşlarımızın isimlerini bilmeyen bir Landel. Görüyorsunuz yavaş yavaş adapte oluyor. Biraz da adaptasyon. Uyum zamanı gerekiyor ama hakikaten Klebo olsun, Lamdel olsun, Mustafa El Kabir olsun bize güç katacaklar. Teşekkürler. Enteresan bir maç oldu. Çok güzeldi. 3-0'da ama senin kırmızı kartın var. İkinci kattan biraz da tepkiliydin. Çünkü ikincisi faul değildi. Oyuncu da zaten söyledi kendini yarattığını. Ama benim daha dikkatli olmam lazım. Yani kaymamam lazım da pozisyon ama işte maçın bazen gidişatıyla öyle pozisyonlar olabiliyor. Açıkçası çok fazla mutlu olamadım bugün. Kırmızı kart yediğimden dolayı. Artık zaten kupa bir yana bırakacağız. İnanmıyorum bu kadar filmi için. Sakatlıkla bu ikinci, dördüncüyü tamamladıydın. Yine kırmızı geldi. Bu sezon biraz agresif bir hava var. Her zamanki halim hani o konuda pek de iyi diyemiyorum açıkçası. Benim de biraz kusurum diyeyim. Yapacak bir şey yok artık. Önümüze bakacağız. 19 Mayıs'ta uzun zamandır yoktum. Evet. Uzun kötü bir maç oldu ama sizin açınızda değerlendirme alalım. Ya zaten haftalardır bir kötü gidişatımız var. Ya bu maçla toparlamak istiyorduk onu. Yani moral olsun, hem pazartesiki maça daha iyi bir şekilde hazırlanalım diye ama üzgünüz, kötü bir mağlubiyet oldu bizim açımızdan. Zaten kırmızı karttan sonra bir de eksik kaldık. Orta sahada oyunu bayağı onların eline verdik. Ondan sonra zaten maç 3 oldu. Zemin de çok kötüydü. Futbol oynamaya eleştirdiğim zemin yoktu zaten. 19 Mayıs'ta bir sen evet, ben gittikten yani pek düzelmemiş. Yani Süper Lig
sahalarının bu şekilde olmaması lazım ya. Daha dikkatli, daha düzenli bir şekilde bakım yapılması lazım yani. Bu şartlarda futbol oynamak çok zor. Bu hafta yine Ankara'dasınız. Evet, Pazartesi İstiklal Gençler Birliği ile oynayacağız. Artık tek hedefimiz lig. Yani sıkıntılı bir durumdayız. Puan ve puanları toplayıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz yani. Çünkü kulübün yakıştığı yer buralar değil. Abi görüşürüz.